Değerli misafirlerimiz, tüm kıymetli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk günün ilk oturumunu sizlere anons etmek istiyorum. Sinema ve edebiyat temalı olacak ve oturum yöneticisi Sayın Mahmut Bıyıklı Beyefendi, konuşmacılar kıymetli hocalarımız İhsan Kabil Beyefendi, Ali Vural Beyefendi ve Samet Karagöz Beyefendi. Buyurunuz efendim. Evet değerli dostlar, coşku, heyecan bütün güzelliğiyle devam ediyor. Kıymetli Semih Kaplanoğlu büyüğümüze, değerli dostumuza, sanatçımıza da teşekkür ediyoruz hasreten. Yani sadece bu festivalin değil, bu ülkenin sanatta kendisi olur konuğu ve uluslararası arenada bizi temsil ettiği için, bizi layıkıyla temsil ettiği için kendisine teşekkür ederiz efendim. Evet, hemen ilk oturuma geçiyoruz. İlk oturuma İhsan Kabil Beyefendi ile başlıyoruz. Ali ile başlasaydık ya. Tamam, o zaman yani şimdi... Edebiyatla başlayalım bence. Evet. Bacağın huzursuz hocam olduğu için solla sağa karıştırdım. Niye? Sen de mi? Eyvallah. İşte bu da bir medeniyetimizin güzelliği. Yani hani çevre gibi vapurlar, aman efendim siz beni derken vapur... geç kalırmış, onun gibi panelde geç kalıyor. Aman efendim siz buyurun. Evet, İhsan Kabil, Semih Kaplanoğlu kendileri de burada. Hem edebiyat hem sinema bağlamında ve derinlik, hikmet, ufani gelenek bağlamında neler söylersiniz efendim, buyursunlar. Evet, herkese çok teşekkür ediyorum ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında açılış konuşmaları dahi inanın bir oturum niteliğindeydi benim için. Yani çok doluydu, irfan dolu, hikmet dolu, belli boyutlara bizi davet eden, çağıran çok zengin ifadelerle yüklüydü. Evet, bu yılki temamız sinema ve edebiyat. Birbiriyle çok yakın duran, örtüşen, paslaşan, istifade eden, bazen de belki biraz negatif anlamda yararlanan da diyelim. Çünkü insan elinden çıkma her şeyi, yani hem yapıcı hem de bazen olumsuza dönük yanları da olmuyor değil. Şimdi şöyle almaya çalışalım. Aslında sinema ve edebiyat ikisi de bir metin çalışması benim gözümde. Ben biraz öznel bir konuşma yapmaya çalışacağım burada. Yani böyle bir akademisyen gibi de değil. Kendi hissiyatım çerçevesinde, kendi birikim, ilişkilerim bağlamında bir ikisine yaklaşmaya çalışacağım. İki tane metin çalışmasıyla bence karşı karşıya duruyoruz. Biri hakikaten tasavvurumuza, muhayyilimize dayanan tasvirler ve temsiller ihtiva eden edebiyatın dünyası. Diğeri de daha çok görsellik ağırlıklı ama diyaloglarla, müzikle beslenen sinemanın dünyası. İkisinin de birbirine belki artıları var veya daha noksanlıkları da mevcut. Edebiyat, evet, bir muhayyilliğe dayanıyor dedik hakikaten. Bir hikayeleme sanatı da birçok geniş. Yani roman, hikaye, uzun hikaye, kısa hikaye veya destanlar, yani daha alt başlıklar var, şiir boyutu var. Çok zengin bir dünya. Sinema da bir şekilde insanlığın yazılı metnin yanında ta mağara resimlerinden bu yana görsel bir şekilde yoluna devam etti. İşte resimde, illüstrasyonlarla, minyatürle, belli çizimlerle ve daha sonra birinci kırılma noktası olan fotoğrafla, çünkü bir şekilde o anı mutlaklaştırıyor kayıt altına alma eylemi ve yeteneğiyle. Daha sonra da hemen fotoğraftan yaklaşık belki bir 50 sene içinde o alınan görüntüyü harekete geçirme eylemiyle de sinemayla bir aşama kaydediyor. Ve oradan itibaren de kendi içinde akımlar, türler, yaklaşımlar, denemeler, çok değişik avantgard diyelim çalışmalarla
günümüze kadar geliyor ve zaman içinde kendi literatürünü oluşturuyor. Bir tarihi var, bir klasizmi var, yeni denemeleri var, postları var diyelim. Bazen daha geriye dönük çalışmalar var. Kendi tarihiyle bağdaşan veya barışan ama ileriye geçen çalışmalar da var. Öte yandan edebiyatın kendisinde de gördüğünüz gibi bir estetik boyut var, bir de ahlaki yani etik diyeceğimiz bir yanı da var her ikisinin de. Dolayısıyla çok geniş bir çerçeve. Tabii burada ancak ana hatlarıyla konuşabileceğiz, düşünebileceğiz zannediyorum. Ama bu yanlarıyla hakikaten çok geniş çalışma alanları, belli etütleri de ihtiva ediyor ikisi de birbirleriyle. İlişkili, zaman zaman kesişen, örtüşen yanları, zaman zaman ayrışan yanları. Ve evet, ne dedik yani, sinemada bir hikayeleme sanatı olarak, önce belgesel olarak yola çıktı, sonra hikayelemeye dönüştü. Ve bize küçük küçük hikayeler, romanlar, belli özgün senaryolar, uyarlamalar ki ilk başta sinema tarihine baktığımızda bunların daha çok dini metinler olduğunu görüyoruz. Yani işte mesela Batı sinemasında İncil'den çok fazla uyarımlar, aktarımlar yapılıyor. Bir şekilde tabii oradaki o görsel anlatımların bence anlamı ve bağlamı keşfediliyor. Ve kitlesel bir sanat olan sinemaya da, sinema yoluyla da o kitlelere, kalabalıklara, seyirci kitlesi nasıl ulaşılabilir? Bunun yoluna bakılıyor. Ve oradan itibaren tabii o ikili ilişki her daim devam ede geliyor. Tabii bazı uyarlamalarda mesela birebir ele alınsa onun çok kitabi kaldığını da görüyoruz. Mesela Rus sinemasından Sergei Bondarchuk'un Harp ve Sur eserine bakın. Çok ağırdır, hantallaşır metin adeta. Gözünüzde akmaz ama işte nedir, metne sadık kalmaya çalışıyorlar. Ama öte yandan diyelim Amerikan sinemasından bir Karamazov kardeşlere bakın ya da bestseller bir roman olan Kelebeğin uyarlamasına bakın. Orada da bana göre edebi metnin gerisinde kalıyor bu uyarlamalar. Dolayısıyla oradaki dozu ayarlamak hakikaten çok kolay değil. Zaman zaman bir sinema eseri de tabii daha sonra edebi yat metnine de dönüşme eğilimi taşıyor. Öyle bir yanı da var. Ya da diyelim işte rahmetli Yücel Çakmak'ın Birleşen Yolların tefriki olarak bir gazetede yayınlanmakta olan bir roman bu. Sonu filmdeki sona göre bağlanıyor. Böyle örnekler de var. Ya da diyelim Mustafa Kutlu'nun uzun hikaye eseri çok sinematografik bir anlatıma sahip ama uyarlandığında bu aynı ruhu taşımadığını görüyoruz. Ya da hikaye okuduğunuzda ben mesela öyle bir kanıya kapılmıştım. Yani şu o kadar sinematografik olmasına rağmen sinema diliyle asla aktarılamaz bu duygu diye de düşündüğüm olmuştu. Dolayısıyla aslında her iki yaklaşımında birbirine göre zenginlikleri var. Ama öte yandan sinemaya geldiğimizde de sinemanın o kadar özgün bir imge ortaya koyma dili var ki, yani bir imgelen dünyası, bir imgeselleştirme yeteneği var ki onu da başka sanat dallarında görmemiz pek mümkün değil. Ancak o filmi seyrettiğimizde, kendimizi verdiğimizde, onunla bütünleştiğimizde, işte Semih Bey'in az evvel tarif ettiği o zaman çiziminin algısında bunu okuyabiliyoruz. Yani Tarkovski'nin eserlerinde onu ben çok fazla hissetmiştim örneğin. Yani katman katman gözümüzün önünde o görüntüler açılıyor. O zaman biz de böylece real, anlaşılır fizik gerçekliğin ötesinde bir metafiziğe, bir mistik aleme doğru seyahat etmekte olduğumuzu görüyoruz ki zaten İbn-i Arabi'nin o imajinal tariflerinde, anlatımlarına baktığımızda da böyle bir büyük evren gözümüzde açılıyor. Yani ben o yüzden bu mesela işte son dönem bilgisayar destekli özel efektlerin veya üç boyutlu anlatımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla asıl olan bunlarla neler yapabilmek, bu imkanla nerelere gidebilmek. Yani bizim yeryüzündeki o biricik varoluşumuzu yaratılış ekseninde
çok önemli noktalara taşıyor. Bizi alıyor, götürüyor. Yani yaratılış olgusuyla o büyük yani makrokozmosdan mikrokozmos alemine geçişimizin ipuçlarını verme potansiyeline taşıyor sinema aslında. İşte böylece yani o diyelim genel manada rahmet yapıcı, çok büyütücü, çoğaltıcı, inşa edici yanında da işte o negatif anlatımları da olabiliyor. Bize biraz işte azap verecek, içimizi kıracak, yüreğimizi vuracak yanları da var. Dolayısıyla aslında konu insan faktöründe bitiyor. Yani insanın o kendini inşa etme sürecinde, o kemale erme sürecinde ki aslında hayatımız bütünüyle o yönde bir yolculuktur diye düşünüyorum. Daha öyle algılansa ne kadar zengin bir işte insan, birey teki veya toplumsal çevre, düzenler olabilir, meydana gelir. Bütün bunların ipuçları bu kitle sanatı olan sinemada çok var. Ama işte burada hangi duruşta kamerayı nereye koyacağımız, nereye yönelteceğimiz, nasıl hikayeler ortaya koyacağımız önemli. Kişinin duruşu önemli, senaryo örgüsü önemli. Veya işte bu filmlere destek veren çevrelerin yönelimleri önemli. Tabii konu çok geniş. Dolayısıyla mesela bu manada işte eski Sovyetler Birliği'nin, bugün İran sinemasının, bir parça Çin sinemasının o korumacı hüviyetlerin ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani insan tipi ortaya koymakta ya da bir model ortaya koymakta, rol modeller teşkil etmekte ki gençlerin görsellikle olan ilişkisini internet ortamından çok iyi görebiliyoruz. Yani bizler bile zaman zaman ayrı gayrı kalamıyoruz. Ve edebiyatın da eminim bu yolda kendi sorgulamaları oluyordur. Ve ikisi arasındaki iş birliğine ben tekrar getireyim. İşte örtüştüğü, benzeşti veya ayrıştığı noktalar anlamında. Hep yapıcı, yükseltici, aşkına eriştirici, davet edici yanların olmasının ancak bizim kazanımız olacağını, bizim ruhumuzu büyüteceğine, zenginleştireceğine ve geliştireceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli sinema yazarımız İhsan Kamil Beyefendi'ye hasreten teşekkür ediyoruz. Çünkü birçok alanda hamdolsun yazarlarımız çok ve değerli işler yapılıyor ama sinema alanında kim var denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi Sayın İhsan Kamil. Kendisine de kalemine kuvvet diliyoruz, ömrüne bereket diliyoruz efendim. Evet, şimdi bu Edebiyat Festivali'nin kurumsallaşmasından bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Şeref Başkanı dediğimizde Sayın Mehmet Doğan Büyüğümüz ama biz de TV İstanbul'un Şeref Başkanı olarak Ali Ural Beyefendi'yi görüyoruz. Her zaman katkıları, destekleri bizimle birlikte olmasından dolayı kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Birincisinden dokuzuncusuna Edebiyat Festivali'nin her anında olan birisi ve sözü kendilerine bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yalnız bedenin değil, ruhun da örtünmeye ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim'de وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا diye bir ayet-i kerime var. Biz geceyi bir size örtü yaptık diye. Bu geceye ihtiyacımız var. Çünkü yine Yüce Allah وَجَعَلْنَا اَنَّهَارَ مَعَاشَا biz gündüzü de sizin için bir çalışma alanı, zamanı kıldık buyuruyor. Gündüz zor. Gündüze tahammül etmek zor. Direnmek zor. Büyük yorgunluklar insanı bekliyor. Bu yüzden gece var. Geceler bizi gündüze hazırlıyor. Sinema salonunun karanlığını sanal bir gece olarak düşünmemek için hiçbir nedenimiz yok. Karanlık aynı zamanda Ahmet Haşim'in de işaret ettiği gibi ölümü çağrıştırıyor. Ahmet Haşim'in az önce Mehmet Doğan Beyefendi'nin işaret ettiği sinemayla ilgili bir yazısı vardır. Orada karanlıkla ilgili şöyle diyor.
Boş vaktim oldukça sinemaya giderim. Yumuşak bir karanlığa gömülmüş, yumuşak bir karanlık. Gömülmüş, makinenin hışırtısını dinleyerek, cismimin değil, ruhumun bir çetin yol üzerinde mola verdiğini hissederim. Yani sinemayı bir ruh molası, bir ruhun dinlenme yeri olarak işaret ediyor. Ve ondan sonra şunu söylüyor. Karanlık ölümün bir cüzüdür. Ölümün bir bölümüdür karanlık. Onun için dinlendiricidir diyor. Şimdi bir taraftan uykuyu bir çeşit ölüm olarak niteleyen Peygamber Efendimiz'i burada hatırlıyoruz. Yani uykuyu bir çeşit ölüm olarak nitelemektedir sevgili Peygamberimiz. Ahmet Haşim de karanlık ölümün bir cüzüdür, onun için dinlendiricidir diyor. Büyük dinlenme bir karanlık denizine dalıp, tabi orada zulmet diyor ama bir karanlık denizine dalıp bir daha ışığa kavuşmamaktan başka nedir diye sinemayı anlatırken ilk söylediği cümleler bunlar. Şimdi hayata direnmek için hayale ihtiyaç var. Bunu önce edebiyat üstlendi. Önce masallarla üstlendi. Büyük yazarların, büyük edebiyatçıların hayatına baktığımız zaman temelinde masalların olduğunu görüyoruz. Kimi anneannesinden Gogol gibi bu masalları dinlemiş, kimi babaannesinden dinlemiş Marquez gibi, ama hiçbir yazar yok ki çocukluğunda masalla hemhal olmasın. Tolstoy'un çocukluğu anlatılırken ailesinin küçük Tolstoy'u camın kenarına oturtturduğu ve bir kör masalcının bahçeye gelip camı önünde Tolstoy'a, küçük Tolstoy'a masal anlattığı nakledilir. Ve bu masalcıya para ödenir. Bu masalcı düzenli olarak Tolstoy'a masal okumaktadır. Şimdi tabii masal okunduğunda her ne kadar masalcı masalı yönetiyor gibi görünse de masalı dinleyenin de o yönetime, o masala katkısı var. Yani masalcı canavar diyorsa, o canavarın nasıl bir canavar olduğunu dinleyen çocuk hayalinde boyayarak belirliyor. Sinema, edebiyattan sinemaya geçişte, şimdi her edebi eserde romancı olsun, hikayeci olsun, masalcı olsun yönetimin, bu metinlerin yönetiminin bir ucunda duruyor. İkincisi de okur. Okur onu yeniden filme çekiyor. Böyle bir iki başlı bir film yönetimi, bir hayal yönetimi söz konusu oluyor. Bu yüzden de edebi eserlerin filme dönüştürülmesinden sonra okurlar filmi izledikten sonra hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Bu filmin kötü oluşundan değil, bu filmin yönetmeninin başarısız oluşundan değil, ama bu kendi yönettiği bir filmin bir başkası tarafından yönetilmesinden sonra aradaki farkları görmüş olmak yüzünden. Şimdi Ahmet Haşim'in yazısına tekrar döneceğim. Burada
Sinema böyle yoğurmayan masum bir göz eğlencesi kaldıkça diye bir ifade var. Masum bir göz eğlencesi. Yani bunu tabii burada sinema adamları var, çok önemli sinema yazarları var. Festival boyunca bunları konuşacaklardır diye düşünüyorum. Sinema masum bir göz eğlencesi midir? Sinema eğlence midir? Bu ruhu dinlendirdiğini söylediğimiz bu sanal gece aynı zamanda ruhu da yoruyor mudur? Bizi hayata daha karşı daha dirençli tutması gerekirken acaba bu işlemini yerine her zaman getirebiliyor mudur? Bütün bunların burada tartışılacağını düşünüyorum. Ama tartışılmayacak bir hakikat var ki o da sinemanın büyülü bir alan olduğudur. Ben doğrusu yine bir hadis-i şerifteki inne minel şi'ri le hikme inne minel beyan ile sihra daki beyan ifadesinin yani öyle beyanlar vardır ki büyüdür, büyülüdür ifadesinin edebiyat dışında bir sanat alanı da olabileceğini işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü zaten hadisin ilk bölümünde şiirden bahsediyor, hikmettir diye. Belli ki beyan şiirden daha fazla bir şeydir veya şiirden daha farklı bir şeydir. Bu açıdan da sinemaya bakılabileceğini düşünüyorum. Tabii bir çocuk safiyeti Ahmet Haşim'in ifadesi var. Yani biz aslında inanmaya hazır kişiler olarak sinema salonuna gireriz. Ancak burada yönetmen bunu sağlar ya da sağlayamaz. Eğer bir sinemada olduğunuzu, koltuğun size battığını, kolunuzu sinemanın koltuğuna koyduğunuzu hissediyorsanız bu film başarısızdır veyahut da siz bir film seyretmeye hazır bir ruh hali içerisinde değilsiniz. Biz hiçbir filmi izlerken tıpkı hiçbir romanı okurken yapmadığımız gibi hiçbir filmi izlerken bu oyuncu Hazreti Hamza'yı oynayan adam, bu Anthony Quinn, bu sevdiğim bir sinema sanatçısı diye o anda düşünmeyiz. Çünkü bizim algılarımız bir rüyaya teslim olmuştur. Nasıl Suç ve Ceza'yı okurken Raskolnikov diye acaba bir adam yeryüzünde yaşıyor mu diye şüphe etmiyorsak, gerçek hayatta tanıdığımız insanlardan daha da gerçekse Raskolnikov, sinemada bize böyle bir dünya sunuyor ya da sunamıyor. Bir ara bir İstanbul'un fethiyle ilgili bir film yapılmıştı, büyük bütçeli bir film yapılmıştı. O filmden çıktıktan sonra birkaç satır not almışım. O notu sizinle paylaşmak isterim. Beni demek tam takdir etmemiş. İlk savaşı ben verdim. Fatih'le karşılaşmaya hazırladığım ruhum perde açıldığında reklamların saldırısına uğradı. Kendimi koruyacak bir kalem yoktu. Koltuğumda hafif hafif sağa sola kaykılarak üzerime yağan okları savuşturmaya çalıştım. Ele geçirilmek istemiyordum. Burçlarım olsaydı kızgın yağ dökerdim kasa şövalyelerinin üstüne. Patlamış mısırdan etkileneceği benzemiyorlardı. Ardı arkası kesilmiyordu akınların. Püskürtülen kuvvetler çok geçmeden yerlerini yenilerine bırakıyordu. Müslümandım. Papadan yardım dileyemezdim. Yardım isteyebileceğim bir komşum da yoktu. Yanımda koltukta oturan bahtsız, aldığı yaralardan baygın düşmüş, cebinden paralar sızıyordu. Makinistten imdat dileyebilirdim. Fakat zaman değişmiş, makinist kes diye bağırabilen kostak seyirciler tarihin tozlu sayfalarında kalmıştı. Farklı bir açıdan bakarak içimi rahatlatmaya çalıştım.
bütün dünya beni ele geçirmeye çalıştığına göre önemliydim. Film başladığında yorgun düşmüştüm. Beni diriltecek büyülü kelime Medine'ydi. Sahabi Mısır televizyonu spikeri edasıyla tane tane okuyordu hadisi. Letuftahannel Konstantiniyye. Hayalimdeki resimle örtüşmedi bu yüz. Bu tabii bir şeydi aslında. Hangi suret hayallerimizle yarışabilirdi? Fakat sorun yüz değildi galiba. Heybet arıyordum. Bir bakış, bir mimik, bir ruh esintisi. Hazreti Hamza ve Ömer Muhtar'dan göz aşinalığımız vardı. Yaşasaydı da Anthony Quinn oynasaydı tek cümlelik bu rolü. Her neyse, takılmayayım ilk sahneye. Bu filmde sinemada olduğunuzu unutturacak rüyalar da var. Sırayla söz etmeyeceğim ve her şeyi anlatmayacağım size. Çünkü bu film seyredilmeyi hak ediyor. Ah o dövüş sahneleri gerçekten çok etkileyiciydi. Az daha sinemadan çıkıp kaldırımda satılan çakma bir samuray kılıcıyla dönecektim perdeye. Saçlarım zaten uzundu. Yanaklardan içeri doğru oyulmuş bir şövalye sakalı da edinebilirsem her iki tarafta da yabancılık çekmezdim. Ulubatlı Hasan'la Justiniani ne kadar benziyordu birbirine. Sakalları çok benziyordu ikisinde. Yalnız topların dökümü, gemilerin karadan yürütülmesi ve surun altında kanter içinde tünel kazan lağımcılar için dahi bu filmi seyredebilirdim. Her filme bir masal gözüyle baktığımdan olmuş mudur, olmamış mıdır tartışmasını tarihçilere bırakarak inandırıcılığını sorguladım filmin. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistresindeki erkek kılığına girmiş Zekiye'nin yeni versiyonu Era'ya ısınamadım bu yüzden. Fatih'i mızmız, Akşemseddin'i komik, Ulubatlı'yı cool buldum. Kahramanların Refik Halit Kara'yı mezarında gülümseten 2012'nin İstanbul Türkçesiyle konuşmalarına ise bayıldım. Sultanların o pek meşhur, tiz sözüyle başlayan yapıla edile vurula gibi emirlerini duyamayınca Fatih'in askerlerine yaptığı konuşmayı endişeyle izledim. Ya İstanbul'u fethetmeniz gerekiyor değerli askerlerim deseydi. Filme en çok Fatih'in şehre girme sahnesini seyretmek için gitmiştim. Fetih askerlerinin arasına karışıp onlarla dualar etmek istiyordum. İtiraf edeyim, şükür gözyaşları dökmeye ihtiyacım vardı. Kamera her yüzün ebedi haritasını çıkaracak diye boşuna bekledim. Benim yüzümü de içine alacak diye boşuna. Hiç kimse sormuyor, mehter nerede? 300 kişilik o ilahi orkestra. Tekbirin sırasıydı hem. Dudaklar kıpır kıpır oynayacaktı. Fatih'in muzaffer bir kumandan olarak Ayasofya'ya girmeden önceki bir hareketi vardı ki Stefan Zweig'in dahi gözünü kamaştırmıştı. Filmde yanından bile geçilmeyen bu sahneyi bakın nasıl anlatıyordu Zweig, Yıldızın Parladığı Anlar kitabında. Bu kiliseyi tanrısına dünya var oldukça kalsın diye adamadan önce şükran borcunu ödeyecek sultan. Büyük bir alçak gönüllülükle atından iniyor ve yere kapanarak dua ediyor. Sonra da bir avuç toprak alıp başının üzerinden serpiyor ve bu davranışıyla ölümlülüğünü hatırlamak, zaferiyle mağrur olmamak istiyor. Ayasofya'ya girdikten sonraki sahneyi ise şöyle betimliyordu biyografinin üstadı. Bu eşsiz ihtişam içindeki dualar sarayının kendisine değil, büyük tanrısına ait olduğunu kuvvetle hissediyor. Derhal bir imam getiriyor ve padişah yüzü Mekke'ye çevrili olduğu halde evrenin mutlak hakimi olan tanrısına bu Hristiyan mabedi içinde ilk namazını kılarken minbere çıkan imam da İslam dininin şartlarını yerine getiriyor. Hemen ertesi gün ustalara eski dinin bütün işaretlerini kaybetmek için emrediliyor. Mihraplar yıkılıyor, mozaikler badana ile örtülüyor ve yeryüzünün bütün acılarını kucaklamak ister gibi bin yıl kollarını açmış olan haç, Ayasofya'nın tepesindeki salip boğuk bir gürültü çıkararak yere kapanıyor. Buraya kadar Stefan Zweig o fethi anlatıyor. Her edebi eser zihnimize bir sinema perdesi kurar ve okuduğumuz sözcükler o büyülü perdemize unutulmaz sahneler düşürür. Yapıtın ölümsüzlüğü, canlandırdığımız ve kendi renklerimizle boyadığımız bu hayalle gerçekleşir.
Böylece her kahraman kalabalıkta görsek tanıyacağımız birine, her mekan kendi sokağımızın aşinalığına bürünür. Perdesine aktardığı görüntülerin büyüsüne kapılan bazı insanlar ise gördüklerini herkesle paylaşma arzusu duyarlar. Ve ondan sonra sinema yazıları başlar. Ben sinema üzerine, film üzerine yazılan birçok yazıyı rüya tabirlerine benzetiyorum. Ve sözü daha fazla da uzatmıyorum çünkü ben bir sinema adamı değilim. Sadece dışarıdan perdenin gerisinden böyle aralamış bakan birisiyim. O yüzden burada üstadlar var. Bu vesileyle burada çok değerli Semih Kaplanoğlu beyefendiyi de saygıyla selamlıyorum. Evet, biz de bu güzel konuşmadan dolayı değerli büyüğümüz Ali Ural Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ve şimdi de Milliyet Gazetesi yazarı, şair, edebiyatçı ve yakın zamanda inşallah ülkemize güzellikler getirecek olan ve uzun zamandan beri büyük eksikliğini hissettiğimiz, aslında çok da ülke olarak geç kaldığımız Kültür Sanat kanalımız TRT2'nin müstakbel yayın yönetmeni mi deniyor? Genel yayın yönetmeni deniyor. Evet, değerli şairimiz, dostumuz Samet Karagöz'e sözü veriyor. Buyursunlar efendim. Herkese merhaba. Şimdi Ali Bey daha çok edebiyat perspektifinden olaya yaklaştı. İhsan Hocam da sinema alanından yaklaştı. Ben biraz ikisini mukayese etmek istiyorum. Yani ikisinin arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu ya da nasıl olması gerektiğini ya da nasıl olabileceğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Buraya gelmeden önce malum hepimiz bir filmle alakalı bilgi almak istediğimizde birçoğumuz IMDb'ye giriyoruz. Bu filmin yönetmeni kim, oyuncusu kim? Ve orada bazı bilgiler de veriyor. Çünkü dünyanın en yaygın internet tabanlı bilgi bankası sinema ile alakalı. En fazla oy verilen, en fazla beğenilen filmlere baktım uluslararası çapta. İlk 10 filmi müsaadenizle saymak istiyorum. Esaretin Bedeli, Baba, Baba 2, Kara Şövalye, 12 Öfkeli Adam, Şintler'in Listesi, Ucuz Roman, Yüzüklerin Efendisi'nin Kralın Dönüşü bölümü, İyi, Kötü ve Çirkin ve son olarak da Dövüş Kulübü. Bu 10 filmin 7 tanesi edebiyat uyarlaması. Yani Kara Şövalye bir çizgi roman uyarlaması, onu da bir edebi tür olarak saydığımız için bakabiliriz. Burada edebiyatın sinema alanında çok fazla edebiyatın sinemayı domine ettiğini görebiliyoruz anlatım olarak. Tabii ki sinemanın imkanları edebiyatla mukayese edilemeyebilir ama ikisinin oluş biçimi arasında da çok ciddi bir fark var. Edebi eser tek bir yazarın ortaya çıkarttığı bir eser. Yani bir roman ya da bir hikaye, tek başına bir kişinin yazdığı bir eser ortaya çıkıyor. Ama sinema söz konusu olduğu zaman, bir film söz konusu olduğu zaman ya da bir dizi söz konusu olduğu zaman, burada evet yönetmenin öncülüğünde olsa da başka etkenler de, başka faktörler de, başka oyuncular da devrede. Yani yönetmenle beraber bir senarist de var. Senaristle beraber görüntü yönetmeni var. Oyuncular var. Müzik seçimi var. Ve izleyicinin, yani bu eserin muhatabı olan kişinin tahayyül gücü yok. Ama edebi bir eser söz konusu olduğu zaman bütün, neredeyse bütün her şey o tahayyül gücü üzerine kurulu oluyor. Tabii insanoğlunun en basit düşünce biçimi mukayese. Bir eseri okuduğunuz zaman ve bunun sinemasını ya da filmini izlediğinizde ya da diziye uyarlamasını izlediğinizde ikisinin birbiriyle hemen mukayese etmek istiyoruz. Acaba neresi eksik kaldı, neresi daha fazla oldu? Yönetmen hangi açıdan daha, hangi konuya daha fazla önem verdi? Gibi. Ama önce kitabını okuyup, sonra filmini izleyip, sonra da tekrar romanını okudum. Eserleri düşündüm. Bu sefer aynı tadı alamadım. Yani örneğin Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk'un romanı, David Fincher'ın filmi.
İlk başta romanı da okumuştum. Daha Türkçe'ye çevrilmemişti. Sonra filmini izledim. Sonra tekrar romanı okudum. Bu sefer David Fincher'ın o benim üzerime verdiği o imgelem tamamen kitabı okurken zihnimde hepsi tekrar tekrar David Fincher'ın çizdiği rollerle karşıma çıktı. Yani orada Brad Pitt vardı, Edward Norton vardı. Türkiye'de bu az önce bahsettiğim o 10 en beğenilen filmde 7 tanesi edebiyat uyarlaması dedim. Ama Türkiye'de maalesef bu durum böyle değil. Türkiye'de senaristlerimiz ya da yönetmenlerimiz özgün eserler ortaya koymaya çalışıyor. Hatta bakın yurt dışında Oscar, yani dünyanın en önemli gösterilen ödüllü sinema alanında bir özgün senaryo ödülü var, bir de uyarlama senaryo ödülü var. Yani ikisi de birbiriyle aslında çok önemli şeyler ve iki farklı şeyden bahsetmemiz gerekiyor ama maalesef Türk sinemasına baktığımızda, şimdi buraya girişte dışarıda edebiyat uyarlaması filmlerin afişleri vardı. Onları görme fırsatımız oldu. Ama son dönem Türk sinemasında maalesef edebiyat uyarlamalarına yeterince yer verilmediğini düşünüyorum. Az önce İhsan Hocam bahsetti, ilk dönem dünya sinemasında da İncil ve kutsal metinlerden gelen hikayelerin çok fazla anlatıldığı bunlar bahsetti. Türkiye'de maalesef bu alanda da yani kıssaları aktaran, Kur'an-ı Kerim'de geçen olayları aktaran filmler çok az ortaya konuyoruz. Semih Hocam'ın Buğday filmi bunlardan bir tanesi. Kutlu Ataman'ın Kuzu filmi bunlardan bir tanesi bence. Ve yurt dışına baktığımızda gene aynı şekilde mitolojiden hareketle ortaya konulmuş filmler çok fazla var. Mitolojik öğelerin çok fazla yer verildiği filmler var. Bunların bir kısmı çizgi romanlar üzerinden gidiyor ama maalesef Türkiye'de Türk mitolojisine de yeterli önem verilmediği için bunlar da sinemaya. Halbuki yani sinematografik açıdan yani çok besleyici öğeler olmasına rağmen sinemaya bu aktarılamıyor. Bu da edebiyatımızın gücünü sinemaya aktaramadığımız için sinemamızın da zayıfladığını acizane ben görüyorum. Bu açıdan belki ödüllerde, verilen sinema ödüllerinde en iyi senaryo ile beraber en iyi uyarlama senaryo ödülü de belki teşvik edilebilir. Böylelikle yönetmenlerle de izleyiciler bu konuda daha farklı bir yaklaşım sergileyebilir. Son zamanlarda en popüler dizilere de bir göz attım. Onlarda durum nedir diye. İşte bu meşhur taht oyunları, Game of Thrones. Normalde bir edebiyat uyarlaması ama dizinin üretimi daha hızlı olduğu için şu an yazar ve dizi ekibi iki farklı senaryo üzerinden çalışıyor. Yani yazar kendi romanını yazıyor ve onu daha henüz görmedik. Ama dünyanın şu an en popüler dizisi haline gelmiş durumda. Yazarın önem verdiği hususlara yönetim, yönetmenler ya da dizi yapımı çok fazla önem vermeyebiliyor. Detaylar çok daha farklı oluyor. Ve son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Ben yani daha ilkokul çağlarındayken macera tüneli diye böyle çocuk kitapları var. Bir macerayı okuyorsunuz, başlıyorsunuz, işte bir dalgıçsınız, işte şuradan gideceksen 6. sayfaya geçiyor. Başka bir maceradan devam ediyorsun, 15. sayfaya geçiyor ondan sonra. Ve kendi hikayeni kendin oluşturuyorsun. Sinema ve edebiyatta hani bu imkanın sinemaya aktarılamayacağını düşünüyorum. Ta ki işte son geçtiğimiz günlerde böyle bir dizi başlamış Amerika'dan. Yakın zamanda gösterilecekmiş. Normal televizyonda dizinizi izlerken aynı zamanda yan karakterlerin o esnada neler yaptığını cep telefonunuzdaki uygulama sayesinde otomatikman izleyebileceksiniz. Bu ikisi arasında yani edebiyat ve sinema arasında çok daha kuvvetli bağlar oluşturulabilir ve oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, pardon çok özür dilerim. Stephen King'i Hollywood sinemasından çıkarttığımız zaman ortada gerçek manada bir Hollywood sineması kalmıyor. Kontrol ettim, 247 uyarlama film yapılmış Stephen King'den. Sadece korku türünde değil, bilim kurgu vesaire.
yakın dönem politik mevzularda dahil olmak üzere. Türkiye'deki yazarların da biraz eserlerini ortaya koyarken acaba bunlar filme çekilebilir mi diye yazarların da biraz önerek olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda yönetmenlerin de biraz daha edebi eserlere, geleneksel metinlere daha yakından bakarak eserlerini ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, 9. İstanbul Edebiyat Festivali'nin açılış programını ve ilk oturumunu gerçekleştirmiş olduk. Bugün saat 15'te sinema yazarı Atilla Dorsay, benim filmlerim, sonrasında Profesör Doktor Kurtuluş Kaya'nın uyarlamalarla ilgili sinema ve festivaller oturumu, sonrasında senaryo bir edebi metin midir oturumu, genel sinema edebiyat felsefe Enver Gülşen Beyefendi'nin oturumu ve son olarak da Ayşe Sasa ve Bülent Orhan özel oturumuyla festivalimiz bütün güzelliğiyle, coşkusuyla devam edecek. Şimdi sizlere ikramlarımız olacak. Biraz dinleneceğiz. Sonrasında Atilla Dorsay oturumuyla festivalimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim.